Herkese merhabalar, Serdar Gökalp ben. Yeni bir telefon şakası için stüdyodayız. İnşallah güzel olacak. Bu arada YouTube Serdar Gökalp. Bu ve bundan sonraki tüm telefon şakaları için. Evet. Bakıyoruz. Efendim. Alo. Efendim, buyurun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ömer'i aradım ben. Buyurun benim. Benim adım Yusuf. Benim aramamı söylemişsin de. Muhtemelen tanımıyorsun şimdi. Adımı duydun da kim diyorsun da. Bu Beylikdüzü'nde yapmış olduğun evler var ya. Hani bir tane dubleks var. Evet, doğru. Aşağıya doğru su akıyor. Bir tane dubleks var hani. Biliyorsun. Evet, haberimiz var. Evet. Dedik biz, arkadaş bizi arasın, dedik bizi görüşelim. Kardeş, şş. Bir daha ben bitti demeden araya girme. Bütün sinirimi senden çıkartmayayım şimdi. Tamam mı? Bu bir. İkincisi, sen bu adam seni aradığı zaman neydi o adamın adı? Mehmet miydi adamın adı? Senin Mehmet. irtibatta olduğun. Mehmet. Ha, Mehmet seni aradığı zaman kimin şikayeti varsa beni arasın demişsin yani. Benim Evet. şikayetim var. Ha, benim şikayetim var. Ben sana bunu Mehmet'le söyledim. Sen kimin şikayeti varsa o beni arasın demişsin. Ben Mehmet'le sana bir daha haber gönderdim. Benim şikayetim var. Gelsin baksın buraya. Ben bu eve yerleşeceğim diye. Sen demişsin ki kendisi arasın beni söylesin. Sen hayırdır? Ha? Bir problemimiz varsa ya da bir derdi varsa beni arasın, ben kendime yardımcı olayım dedim. Sen matematik misin oğlum benim seninle problemim olsun? Ha? Benim seninle problemim olsa ben birini mi gönderirim sana? Sen parasını alıp iş yapmıyor musun kardeş? Şimdi işi Evet. baştan alalım. Beni sana anlattılar mı? Bana sadece abimiz var dediler. Ha? Ya iyi bir abimiz dediler. Yardımcı ol dediler. Ben de dedim ki madem öyle biri beni arasın dedim, ben yardımcı olayım. Sen aynen böyle mi söyledin? Evet. İkinci konuşmanızda ben Mehmet'le yan yanaydım. Adam hoparlörden konuşuyordu. Sen dedin ki kimin şikayeti varsa beni arasın, ben hallederim. Ben o evi zaten yaptım. Orada ne yıkıyorlarsa alt kata su ondan gidiyor dedin. Şimdi bak ben sana kendimi anlatayım kardeşim. Kendini benim yerime koy, tamam mı? Evet. Cezaevinden çıkıyorsun. Cezaevinde az buçuk birikim yapıyorsun. Tamam mı? Cezaevinden çıkıyorsun. Diyorsun ki artık hiçbir şeyle uğraşmayacağım diyorsun. Geliyorsun. 1,5 milyon mu? Yok. 1,7 milyon lira eve veriyorsun. Tamam, buraya Evet. kadar anlaştık mı kardeşim ben? Doğrudur. Her şeyden elini ayağını çekiyorsun. 1,7 milyon lira eve veriyorsun. Diyorsun ki güzel bir ev olsun. Gelenin gidenin olur. Misafirin olur. Onun için diyorsun ev diyorsun büyük bir ev olsun. Evi alıyorsun. Paraya kıyıyorsun. Sıfır almış olduğun evin içerisinde duş aldığın zaman alt kata su iniyor. Alt kat kimin kardeşim? Söyle bakayım bana. Alt kat da benim değil mi? Dubleks. Değil mi be? Değil mi? Evet, evet, Ha. evet. Orada da Orası bağlı ona. sadece sorduklarıma cevap ver. Uzun uzun cevap verme bana. Orası oraya bağlı. Alt kat da benim. O alt kattakinden de sekiyor. Benim altımdaki komşuya iniyor bu su. Şimdi bu su en üstten en aşağıya iniyorsa ve bunda sorun varsa ben parasını verdiğim halde senden artistlik görüyorsam yönetmen olur sana film çekerim. 24 saat içerisinde o suyu oradan kesmezsen. Bir de sağda solda abim seni arayacak diye artist artist cevap verirsen filmin çok tutar ikincisini çekerim. Beni duydun mu? Bak şimdi kardeşim, öncelikle öyle kabadayı gibi konuşmayalım birbirimize. Ben kabadayı gibi konuşmuyorum oğlum. Sen neredesin aslan? Bana bir onu söyle bakayım. Sen neredesin? Neredesin şu Ya anda? sen benim nerede olduğumu ne yapacaksın kardeş? Ben senin sıkıntın neyse çözeyim. Benim senin gibi bir abim ya da kız kardeşim yok. Bir daha bana kardeşim gibi konuşma aslan. Tamam mı? Bu bir. Bak şimdi. Öyle aslandım. Hangi Hangisi hayvanı abi tercih birbirimize? ediyorsun? Bir dakika dur. Hangi hayvanı tercih ediyorsun? Sana hangi Hayır. hayvanın ismiyle hitap edeyim? Bittiğim, pirediğim, yavrusuna hiç girmeyelim istiyorsun. Oğlum sen bu parayı alıp buraya yapmıyorsun. Bir de bize şekil mi yapıyorsun? Hayırdır? Ben şimdi parasını aldığımız yerin hatası neyse biz yaparız. Ama öyle Tamam. aslanla Bir biz dakika küfür dur. edelim. Dur bir dakika dur. Küfür mü? Ağzımdan küfür diye bir şey çıkmadı benim. Çıkarsa da telefonla etmem ya. Onu söylüyor. Tamam kardeş sen neredesin sen? Seni bana tam anlatmamışlar. Bak benim adım Yusuf, soyadım Yılmaz Çelik. Şimdi ben telefonu kapatacağım. O ekranda çıkan numaraya konum gönder. Ben o konuma gelene kadar internette benim kim olduğuma bir bak sen. Tamam mı kardeşim benim? Duydun mu Şimdi beni? telefonu kapatmaya gerek yok. Tamam mı abicim?
Ha böyle. Ha böyle. Ha ha söyle. Ha böyle. Bak. Sıkıntın neyse biz çözelim. Ama böyle hani. Canım benim bak benim bana diyorsun ki sıkıntın neyse çözelim diyorsun. Lan benim 1,5 aydır gazım mı vardı da çözemediniz? Üst kattan aşağı su akıyor bir de artist artist konuşuyorsun bana. Yok kardeşim şöyle benim senin gibi bir kız kardeşim yok. Söylüyorum bak bir daha. Abim de yok. Öyle böyle yok. Benim bak. İkinci kere uyarıyorum. Üçüncüsü olmayacak. Bir daha sözümü tamam. Kesme benim. Duydun mu beni? Tamam, tamam. Cevap ver bana. Tamam, normal bak normal. Öyle dişlerini sıkarak falan konuşmayacaksın bana. Bana cevap ver. Karşında Mehmet yok senin. Sana kendi akranında lafını geçirebileceğim bir adamla haber gönderdim. Onun haberini eğer ki ciddiye alsaydın, bu evi yapsaydın hiç bu diyaloglara gerek kalmayacaktı. Ama bak bir kere daha diyorum sana ha. Bu telefonu kapatayım. Nerede olduğunun önemi yok. Bana konum gönder. Mesafeye göre 24 saat içinde yanındayım. Hem 1.7 milyon para vereceğim, ev alacağım. Hem o evden sıfır evden aşağıya su akacak. Hem onun üstüne 50 bin lira, 60 bin lira sana tadilat parası vereceğiz. Bir de üstüne artistlik çekeceğiz. Öyle mi? Sen hayırdır oğlum. Şimdi bak abicim ben sana söyleyeyim. Bu hata bizim hatamız değil. Ama ben bunu ustalarımıza bu evi yapın. Sonuçta bunu biz yapmıyoruz. Biz de onu ustalara yaptırıyoruz. Ama biz bunu... Şimdi sen... Tamam mı? Güzel bir abimizsin. Tamam hani eyvallah mağdursun. Ben mağdur değilim. Ben mağdur değilim. Beni kimse mağdur edemez. Sen beni yanlış anladın. Ben mağdur değilim. Ben seni aramazdım da. Sen sadece Mehmet'e demişsin ya. Şikayeti olan beni arasın. Ben çözerim evet. Gibi. Tamam işte şikayet. Tamam benim şikayetim var. Benim evim evi falan filan her şeyi boş ver bir kenara koy. Sen sıkıntısı olan beni arasın demişsin yani. Evet. Benim seninle sıkıntım var. Neredesin? Evim evi boş ver. Evim evi boş ver. Nerede olduğunu ne yapacaksın? Senin sıkıntın neyse ben onu çözeyim. Tamam sen bir yer söyle ben oraya geleyim. Orada çöz. Diyorum ya gazım var benim. Çöz bakayım benim sıkıntımı. Benim bir gazım var. Bu gazımın alınması lazım benim. Neredesin sen? Babacım ben ofisimde... Babacım ya. Değil kardeş. Babacım değil. Benim adım Yusuf. Bana öyle akraba eklentileriyle konuşma. Kardeşim, babacım, dayıcım, amcacım falan. Yok öyle bir şey. Anladın mı beni? Bak sana bir kere daha diyorum. Tamam bak Yusuf abicim ben sana söyleyeyim. Alo. Hem abi diyorsun hem abi dediğin adamın lafını kesiyorsun. Yakışmıyor senin gibi bir delikanlıya. Sen kaç senedir bu iştesin? Ben 13 senedir bu işi yapıyorum. Sana 24 saat veriyorum. 24 saat içerisinde benim evimdeki o akan sızıntıyı kesmezsen şayet döşediğim boruların yerine kendi evimde seni kullanırım. Anladın mı beni? Sana hiç kibar konuşmanın lüzumu yok. Hala artist artist cevaplar. Bak abicim ben sana söylüyorum şimdi tamam. Yani haklısın. Ben özür dilerim ben kendi şeyimizden dolayı ama öyle işte boru ne yani kullanırım falan gibi cümleler kurmak yakışmıyor senin gibi güzel abimize. Ben sana güzel güzel haber gönderdim. Güzel güzel haber gönderdim sana. Sen o tarihte bana tamam deseydin mevzu bitmişti şu zamana kadar. Hiç tanışmamış bile olacaktık. Ya bak bir kere daha diyorum kardeşim. Ben senin telefondaki tarzını sevmedim. Neredesin? Ben yanına geleceğim senin. Ben geleceğim, yanına geleceğim. Ofisimizdeyiz abi biz. Ofiste, bu Beylikdüzü'ndeki ofiste mi? Tamam, evet tamam kapat geliyorum şimdi. Yok, tamam da abi kapatmana gerek yok diyorum ki. Sen telefon açık mı geleyim? Telefonla konuşalım, çözelim bu derdini. Tamam, sen bana bir çözümünü söyle bakayım. Çay içmek istiyorsan buyur gel, baş üstüne. Ben çayı şekersiz içerim, ben geldiğimde ona göre hazırlarsın. Ama bugün olmayabilir. Sen bir anlat bakayım bana, nasıl çözeceksin şimdi benim davamı? Şimdi bak abim, ben senin davanı bizim hemen ustalarımızı ararım. Hemen hızlı bir şekilde çözdürürüz. Bu gece de başlatırız tadilat hemen. Evet. Yani bunu bu şekilde çözeriz. Ama dediğim gibi bu bizim hatamız değil. O kullanıcı hatasıdır normalde. Aslan ben sana anlatamıyorum galiba. Ev sıfır. Anladın mı? Ev sıfır sıfır. Ben sana diyorum ki üst katta duş alınca alt kata mutfağa su iniyor diyorum. Sen gelip yapıyorsun. Mutfağa inen su çocuk odasına iniyor bu sefer. Sen yolu değiştirmişsin oğlum. Tamir etmemişsin ki. Şimdi ben sana nasıl yardımcı olayım abim? Sen bana onu söyle o zaman. Ben yardım edeyim sana ama. Bana yardımcı olacağın bir şey yok. Bak söylediğim gibi. Benim sana bir abi olarak yapabileceğim bir şey var mı? Benden istediğin yardım var mı? Bilmiyorum. Söyle bakayım bana. Eyvallah abim. Allah razı olsun. Eyvallah. Şimdi ben sana yapman gerekeni söylüyorum. Ben bugün seyahate gidiyorum. Buyur abim. Pazartesi gününe kadar yokum. Beni duydun mu? Tamam abim. Sana cezanı kesiyorum. Beni bu kadar mağdur ettiğin için. Zaten tesisat sistemini hiç bahsetmiyorum bile. Onlar tamamen sıfırlanacak. Takılan kapıları beğenmedim. Bu kapılar seninle alakalı bir şey değil. Ben aldığımda vardı. Bu kapıları al, bunlar senin olsun. Oraya camlı kapı takacaksın. Bana hediye. Buraya kadar anladın mı? Tamam, onu
nasıldı abi? Oraya camlı kapı takacaksın, bana hediye. O arka sile mutfak setini falan filan hiç beğenmedim. Sende galiba elektronik eşya işi de varmış. Duydun mu beni? Evet abi, kendim ağzımız var. Tamam, onların hepsini kaldır at. Onlar bana senden hediye. Onların sıfırını takıyorsun. Onlara da para vermiyorum. Beni duydun mu? O kadar da olmaz abi. Ne kadar olur? Ne kadar olur? Ne kadar? Ne kadar olur? Ne kadar olur? Ya kardeşim, bak bir kere daha diyorum sana. Bak sana bak. Lafımı kesiyorsun. Demin neyle anlaştık? Demin neyde anlaştık? Senin lafını kesmeyecektik. Tamam. Niye kesiyorsun hala benim lafımı? Ama şimdi sen yani bize diyorsun ki ona hediye edeceksin. Biz ne iş yapacağız? Ne kazanacağız o? Bundan önceki adamlardan parasını alıp da yapmadığın işlere varsayarsın. Duydun mu beni? Eğer ki seni aramasaydık, bu cezayı kesmeseydik bize de öyle olacaktı. Ha, bu saatten sonra da senden kaç tane varsa hepsinin de abisiyim. Bu telefonu kapat, herkese onu söyle. Benim evimi de biliyorsun, telefona da gerek yok. Diyecek bir şey varsa, hani sen artistik yapmışsın, haber göndermişsin ya bana. Diyecek bir şey varsa beni arasın diye. Ben haber de göndermiyorum, direkt sana söylüyorum. Birinin diyecek bir şey varsa benim evimi biliyorsun. Duydun mu beni? Şimdi yok. Ya duydum tamam ya hayır. Ben duydum seni. Tamam. Tamam mı değil mi? Tamam neyse geliyorum. Bak ofisindeysen geliyorum tamam, orada konuşalım. Tamam. Buraya kadar tamam. Bekle dur bak benim önümde yazıyor. Hepsi yazıyor. Benim önümde hepsi yazıyor. Fırını falanı filan her şeyi temizledin. Alt kattaki banyoyu hatırlıyor musun? Suyun damlamış olduğu banyoyu. Evet abi. Oraya jacuzzi istiyorum. Duydun mu? Tamam, oraya jacuzzi istiyorum. Orayı kır dök yeniden yap. Bu söylediklerimin hepsini pazartesine kadar istiyorum. Eğer ki pazartesi günü geldiğimde kendi bak 1.7 milyon lira vermiş olduğum evde, sana da 50-60 bin lira tadilat parası vermiş olduğum evde duşumu alamazsam seni oraya duş musluğu diye takarım. Su da bağlamam yani, içinden su da geçmez. Beni duydun mu? Duydum. Oğlum tutulma bana. Bana tutulma. Net cevap ver bana. Net. Nerede? Duydum abi ben. Tamam ben hallettireceğim. Nerede bana Mehmet'le? Bir dakika dur. Nerede bana Mehmet'le haber gönderen artist nerede ya? Ben bak konuştuğunda yanındaydım. Ya davası olan beni arasın. Kimmiş o bilmem ne. Bu lafları sen mi duydun? Ağzından duydun. Yapmadık abi. Biz sadece dedik ki, o bana dedik işte biraz tehlikeli be abi. Biz dedik ki yani biz de boş değiliz yani. Ama oğlum sen dolmuş musun? Hayırdır? Ha? Sen dolmuş. Senin her tarafın dolu olsana yazar oğlum. Hayırdır? Ben 60 bin lira para vereceğim. Sonra sen bana diyeceksin ki ben boş değilim. Seni var ya bak dolmuş gibi yaparım ha. Harbiden. Nerede dolup nerede boşaldığını sağa sola sorarsın. Bir daha öyle kafana göre herkese gider yapma. Duydun mu beni? Sen kusura bakma abi dediğim gibi. Senin kusurunu yerim oğlum. Benim sende bakacak kusurum yok. Senin kusurunu yerim. Sen benim dediklerimi duydun değil mi? Ha bir de beni dinle. Beni dinle. Bir de evin kapısına zil istiyorum ama Galatasaray marşı. Ona para yaz. Kaç paraysa veririm. Diğerlerine 1 lira vermeyeceğim. Galatasaray marşı. Duydun mu evin kapısına zil? Tamam duydun mu duymadın mı? Duydum abi. Tamam. Şimdi telefonu kapatıyorum. Benim sende dinleyecek hiçbir şeyim yok. Pazartesi günü geleceğim. Uçaktan inerimmez. Beni çocuklar alacak. Geleceğim. Evimde duş alacağım. Eğer ki beğenirsem akşam seni o eve yemek yemeye çağıracağım. Ama girdim. Evde en ufak bir sıkıntı var. Demin sana ne demiştim? Ne yapacağım dedim ben sana demin? Ha? Duş musluğu yaparım dedim. De seni duş musluğu yaparım, suda bağlamam bak haberin olsun. Orada öyle dekor gibi durursun. Benim sende dinleyecek bir şeyim yok. Ben bu telefonu kapatıyorum. Anahtar site yönetiminde var. Pazartesi günü akşam saat 7.30'da uçağım var. Eve gelmem 9'u bulur. 9'da o evde duş alacağım. Beni duydun mu? Başka bir şey söyle. Duydum abi. Tamam mı değil mi? Tamam değilse direkt ofise geliyorum. Tamamsa tamam, eyvallah. Tamam abi. Tamam o zaman konuşacak bir şey. Bunlar hediyemiz olsun yani. Biz kendimizi affettirelim abi sana. Kusura bakma bir yanlışımız olduysa. Ya bir şey söyleyeceğim sana. Hani hediyemiz olsun diyorsun ya bu kadar konuşmaya. Yani şey mi? Para söylesen ben vereceğim mi zannediyorsun? Ya da alabileceğini mi zannediyorsun o parayı benden? He? Şimdi normalde... Tamam kardeşim tamam. Normalini... Bak sen normalde diye cümleye başlıyorsun ama ben normal bir adam değilim. Ben anormal bir adamım. Benim sana vermiş olduğum paranın hizmetini alamamanın karşılığında kesmiş olduğum ceza bu. Evimi de biliyorsun. Bak telefonda da konuşmaya gerek yok. Hiçbir sıkıntı yok. Tamam mı? Ben seyahate gidiyorum. Pazartesi günü geleceğim. Dediğim olmazsa dediğimi yaparım. Ama unutma. İçinden su geçmez bak. Seni oraya dekor olarak koyarım. Beni duydun? Tamam. Işte. Bir daha da. Beni dinle. Bir daha da insanlar hakkında telefonda konuşurken o beni arasın. Kimmiş? Ne kadar büyükmüş? Biz de boş değiliz. Sen dolmuş musun oğlum? Hayırdır? Nasıl boş değilsin sen? Adam seni müşterinin adını arıyor. He? Sen ne ayaksın? Hayırdır? Kaç tane ayağım varsa bir tanesini alırım senden bak ona göre. Duydun mu? Ona göre akıllı ol. Bu telefonu şimdi kapatıyorum. Şimdi mimdi yok. Bu telefonu kapatıyorum. Kusura bakma abi tamam. Tamam mı? Mutabık mıyız? Özür dileriz. Mutabıkız abi. Eyvallah. Özrünü kabul ediyorum. Madem özür diledin sana bir soru daha soracağım. Serdar Gökalp'i tanıyor musun sen?
Yani ismini duymuşluğum var abi. Hani bu radyoda, ama... radyoda şaka yapar. Biliyor musun? Evet abi. Bir arkadaşım dinletmişti bundan birkaç sene önce bana. Serdar Gökalp ben. Mehmet. O hani yanında telefonla konuştuğum Mehmet telefon açtı. Bana bilgileri o verdi. Ömer'e dedi bu şakayı yapar mısın dedi. Ben de şimdi o şakayı yaptım. Senle de artık bir şakamız var yani. Ya babana izlediğini seveyim. Ne yapıyorsun sen ya Allah aşkına. Ya dedi kime çattık biz anasını. Yemin ediyorum abi. Dedim... Herhalde dedik bayağı tehlikeli bir abiye denk geldik bu sefer. Ama yani bu sefer dediğine göre abicim hayırdır kaç kişinin dişini yapmadın? Kaç kişi sırada bekliyor böyle şimdi? Gül gül şaka boyunca çok gülemedin. Gül gül şaka boyunca çok gülemedin. Bir de Ömer vallahi bir şey söylüyor. Abi şimdi kusura bakma yani. Yok estağfurullah ama demin aldığım sözleri şey yani kendi evim için yazıyorum. Kapılar senden tamam mı? Mutfak eşyaları senden. Jacuzzi senden tamam mı? Başım üstüne abi. Jacuzzi senden ona göre yani ne zaman istersen. Yalnız orada oturmuyorum bak ha ben o adam değilim. Gider o adamla konuşursunuz. O adam da gerçekten sıkıntılı bir adammış. Şaka gerçek olmasın ondan sonra tamam mı? Tamam abi tamam. Eyvallah abi. Eyvallah abi. İznin var değil mi? Yayınlıyorum bu şakayı. Var abi var yayınlayasın ya. Dediğim gibi tanıştığıma çok memnun oldum abi. Yani yıllar sonra tekrar şartıma da gelmedi. Bir arkadaş dinletmişti bundan 4 sene önce falan. Evet abiciğim. O zaman öyle kaldı yani. Eyvallah abi teşekkür ederim. Ben eyvallah size. Abi çok teşekkür ederim. Sağ ol görüşmek üzere teşekkür ederim. Güzel. Sağ ol var ol çok teşekkürler. Bay bay. Evet sevgili dinleyenler bir Serdar Gökalp şakasını da gerek buradan gerek oradan gerek buradan gerekse buradan hem seyrettiniz hem dinlediniz. Devamı ve daha fazlası YouTube Serdar Gökalp. Serdar yayında. Efendim. Alo. Efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar buyurun. Elif Hanım'ı aradım ben. Doğrudur. Kimle görüşüyorum? Benim adım Yusuf Elif Hanım. Ben Muhittin'in babasıyım. Muhittin hangi sınıftaydı öğrenci? Oku adam ol baban gibi eşek olma dediğin Muhittin'in babasıyım. Yanlış anlamışsınız. Ben onu o manada söylemedim. Ben benim anladığım manada arıyorum seni. Siz ne anladınız beyefendi? Ben tam anlayamadım. Ben sana o zaman örneklerle anlatayım. Sen şu zamana kadar seni telefonla arayan bir eşek duydun mu hiç? Duymadım. Konuşan eşek gördün mü? Hayır da beyefendi tam olarak anlayamadım. Galiba siz yanlış anladınız. Ben o manada söylemedim öğrenciye. Hanımefendiciğim, oğlum sizin öğrenciniz olabilir. Benim oğlum da dahil olmak üzere bütün öğrencilere istediğiniz gibi konuşabileceğinizi zannedebilirsiniz. Ama benim okulla ilişkim kesileli çok uzun zaman oldu. Bu saatten sonra bana kanaat notu verebileceğinizi de zannetmiyorum. Onun için lütfen bana kelimelerini seçerek kur. Seçerek. Bunda bir anlaşılık mı? Yasin Yusuf, bölme beni. Beni bölme. Burası öğretmenler ama siz beni konuşturtmuyorsunuz. Ben size durumu anlatabilir miyim acaba? Sen öğrencilerine örnek verirken eşekli meşekli örnek veriyorsun. Demek ki çok fazla konuşturmamak lazım seni. Öğretmenim ben. Konuşmam gerekiyor biliyorsunuz değil mi? Ama konuşurken gülmen gerekmiyor öğretmen hanım. Özellikle ve özellikle bir velinin adından bahsederken eşek diye bahsettiysen. Ben veli demedim eşeği. Baban gibi adam ol dedim. Eşek olmasını öğrenci anlamında söylemiştim. Tamam o zaman geçelim. Oğlumu eşek dedin yani öyle mi? Peki bir şey söyleyeceğim sana. Yani oğlumuza da eşek demedim aslında. Ne yani, eşek olma anlamında oldu o biraz. Neyse yanlış size anladım. Size göre benim oğlumu size eşek gösteren ne var? Kulakları mı uzun? Kuyruğu mu var? Ya da birine çifte mi attı? Tabii ki Tayyip Beyefendi siz tamamen yanlış anladınız. Hanımefendiciğim hem hakaret ediyorsunuz hem karşımda gülüyorsunuz. Bir kere daha uyarıyorum. Burası gülmüyorum, öğretmenler odası yanlış değil. Yanlış anlıyorsunuz şu an gerçekten gülmüyorum. Şu an sinirlerim bozuldu sadece anlaşamıyoruz çünkü anlatamıyorum ben kendimi şu an. Benim oğlum eşek derken de siniriniz bozuk muydu acaba? Ha? Ben size şu zaman bak şu dakika ne kadardır konuşuyoruz bir dakika bakayım telefonla. Bir dakikanın birazcık daha üstü. Ağzımdan uygunsuz herhangi bir kelime çıktı mı öğretmen hanım? Ha? Çıktı mı? Çıkmadı. Siz hangi akla hizmet benim oğluma eşek diyorsunuz? Ya da bana mesaj gönderiyorsunuz oku adam ol baban gibi eşek olma diye. Ha? Yok size mesaj falan yollamıyorum. Sizin etrafınızda çok mu konuşan eşek vardı? Siz herkesi konuşan eşek zannediyorsunuz acaba? Hayır o anlamda söylemedim. Hangi çocuk anlamda söylediniz? Daha iyi yok. Çocuğun daha iyi yerlere gelsin ona benzetme şey anlamında oldu. Hayır çocuğun psikolojisi bozuldu geldiğinden beri ağlıyor benim babam eşek mi benden sakladınız mı bunca yıldır diye. Ha?
Gerçekten mi? Hanımefendi. Ben çocukla yarın gerçekten ilgilenirim. Öyle bir şey tabii ki de yok. Tabii ki o da yanlış anlatılmış. Sakın benim çocuğuma, sakın benim çocuğuma, sakın ama sakın benim çocuğuma en ufak bir ilginiz olmasın. Siz gidin hayvan sevin. Bu kadar eşek seviyorsanız gidin alın evinizde besleyin. Tamam mı? Serdar yayında. Benim çocuğum buraya gel. Lütfen bu şekilde böyle bir şey yok. Tabii ki de anlamda söylemedim. Böyle bir şey yok. Ben çocuğumu annesine, anne benim içerideki adam gerçekten babam mı, gerçek babam eşek mi diye sorarken duyuyorum. Benim çocuğumun psikolojisini bozdunuz siz. Senin çocuğun kaç yaşında? Sen kaç yaşında olduğunu biliyor musun? 9. sınıfa giden bir çocuk. Bu nasıl o şekilde düşünebiliyor? Sizler de nasıl bir muamele gösteriyorsunuz ki çocuğun seviyesi o kadar yerlerde anlamadım gerçekten. Sen bir de 9. sınıfa gidiyor falan. Sen bir de benim çocuğuma geri zekalı diyorsun öyle mi? Ha? Hayır. Hayır öyle bir şey söylemiyorum. Şu an siz yanlış anlıyorsunuz. Sana ne o zaman nasıl düşünüp düşünmediğinden? Ha? Sen o benim öğrencim. Ben çocukla tabii ki de ilgileneceğim. Sen madem öğrencin nasıl sen bir öğrenciye oku adam ol baban gibi eşek olma diye haber gönderirsin? Babası da aradı seni işte. Madem eşeğim hayırdır bir yerde anırdığımı mı duydun benim sen? Ha? Tabii ki de hayır. Lütfen bu şekilde konuşmayın. Tabii ki de öyle bir şey yok. Bana bunun hemen bir açıklamasını yapar mısınız öğretmen hanım? Beyefendi ben size açıklamasını yapayım. Çocuğun evde ilgisiz kaldığını düşünüyorum. Evde ilgisiz kaldığı için de öğrenci... Tabii canım ev ağzına kadar eşek dolu olduğu için insan çocuklarla ilgilenemiyoruz. Siz oraya kendinizi endekslemişsiniz şu an. Öyle bir şey yok. Hanımefendi resmen benim çocuğumla bana eşeksin diye mesaj gönderiyorsun. Şimdi de endekslenmişsin diyorsun. Kendi söylediğin cümleyi kendin inkar ediyorsun. Bak sana bir kere daha soruyorum. Hayırdır benim kuyruğum mu var? Kulaklarım mı uzun? Ya da dünyanın en güzel gözleri mi bende de bana eşeksin diyorsun sen? He? Tabii ki de hayır. Tabii ki de hayır. Öyle bir şey asla demiyorum ki. Ben sizi zaten görmedim ki öyle bir şey söyleyeyim. Çocukla ilgilenmediğinizi düşünüyorum. Çocukla ilgilenin, gelin, görün, dersi de izleyin gerekirse. Neden söylediğimi anlayacaksınız. Söylediğiniz, bir şey yok ama burada. Söylediğiniz her şey yalan. Neden biliyor musun? Bana diyorsun ki çocukla ilgilendiğinizi zannetmiyorum. Çocukla ilgilenmediğiniz için böyle söylüyorum. Çocukla ilgilenmediğimizi zannediyorsanız şayet oku adam ol baban gibi. Yani babası bir adamsa şayet çocukla nasıl ilgilenemez? Ya o söylediğiniz yalan ya bana eşek dediniz. Geri zekalı mı var sizin karşınızda? Ben ama sizin konuşma tarzınıza bakaraktan bu şekilde ne dediğimi bilmiyorum. Çünkü gerçekten anlayamıyorum sizi. Ben tam 5 dil biliyorum. Doğru mu taşırdım şu anda? Ben tam 5 dil biliyorum. Anlayacağın bir dil varsa söyle yardımcı olmaya çalışayım. Ama onda Türkçe da sana... Türkçe konuşmanız yeter. Ya Türkçe konuşunca da anlamıyorsun. Baksana tarzıma takmışsın. Sen insanlara eşek de evlerine haber gönder. Sonra eşek olarak seni arasınlar, adamlık yapsınlar, tarzlarını ben beğenme. Ben haber falan yollamadım. O çocuğa söylediğim herhangi bir cümleydi çocuk daha iyi yerlere gelsin diye. Asla o niyetle söylemedim efendim. Siz tamamen yanlış anlamışsınız. Hanımefendi benim çocuğumun psikolojisi bozuldu diyorum size. Anlatabiliyor muyum? Benim çocuğumun, benim bozuldu? Evladımın... Gelsin rehberlik öğretmenimizle görüştürelim yarın. Siz de gelin buyurun. Nasıl psikolojisi bozuldu çocuğum? Hanımefendi elektronik eşya mı bu ya? Bozulsun ondan sonra gönderelim yapılsın tamire. Parça mı değiştireceksiniz ya? Ben sizi şikayet etmeyi düşünüyorum. Tabii ki edebilirsiniz ama çünkü tamamen dediğinizi yanlış de... anladınız. Yanlış... Bakın bu benim mesleğim. Ben mesleğimi çok seviyorum. Hanımefendi şunu söyler misiniz bana? Siz benim çocuğuma oku adam ol baban gibi eşek olma dediniz mi demediniz mi? Bana bunu bir söyleyin. Dedim ama lütfen oradaki cümleye dikkat edelim. Yani siz anlamak istediğiniz gibi anlıyorsunuz. Ben asla size karşı kötü bir şey de söylemiyorum. Okusun adam olsun eşek olmasın anlamında söyledim ki okusa zaten olmaz. Yani o anlamda söyledim. Yani okusun teşvik etmek için söylediğim bir cümleydi o. Okusun babası gibi adam olsun demek istediniz öyle evet, mi? Evet tamamen sizin gibi adam olsun yani. Hani beni tanımıyordunuz yok. Benim adam olduğumu nereden biliyorsunuz? Külliyen yalancısınız. Çok ilgileniyorsunuz aradığınız böyle konuştuğunuz psikolojisi falan bozulmuş maşallah çok ilgilisiniz. Sırf o yüzden ben... Şey ettim öyle konuştum. Madem ilgiliyim nasıl evde ilgisiz olduğuna kanaat getirdiniz siz öğretmen hanımcığım? Dersleri kötü. Bir insanın dersleri kötü diye o çocuk kötü müdür? O çocukla evde ilgilenilmiyor mudur? Benim evladım hırsızlık mı yaptı? Benim evladım kavga mı etti? Benim evladım size terbiyesiz bir şey mi yaptı? Efendim konuyu saptırmayın lütfen. Tamam kesinlikle öyle bir şey söylemiyorum şu an. Çocuğun okulda dersleri kötü. Çocuk anlayamıyor. Bunun da sebebi evdeki herhangi bir durum olabilir diye düşünüyorum. Bu bence da bunun sebebi ilgisizliktir. Bence meslek bunun... hayatım boyunca ben bunu gördüm. Sizce ben ilgisiz bir baba mıyım şu anda? Serdar yayında. Aradığınıza göre bu kadar ilgisiz değilsiniz. Bence bana soracak olursanız benim çocuğumun dersleri anlamamasının sebebi siz ve sizin zihniyetinizdekiler.
Anlatabiliyor muyum? Benim zihniyetim nasıl beyefendi? Asla ve asla bir çocuğa örnek vermek için bile eşek denen kelimeyi kullanmamanız lazım. Bunu size öğretmedilerse bu saatten sonra benim size öğretecek hiçbir şeyim yok. Anlatabiliyor muyum? Beyefendi siz yarın gelin isterseniz. Bir karşılıklı görüşelim. Çocuğu da rehber öğretmeninizle görüştürelim. Ben sizin olduğunuz... Konuyu uzatmayalım, şikayetlere vurmayalım. Hiç gerek yok. Yanlış anlamışsınız tamamen. Yok, ben siz resmen kabul de ediyorsunuz. Evet öyle bir şey dedim diye. Resmen kabul de ediyorsunuz. Hayır kabul etmiyorum tabii ki de. Gelin yüzde görüşelim. Ben az önce kendiniz demediniz mi? Evet ben söyledim ama o anlamda söylemedim diye. Ben de ondan bu anlamı çıkartıyorum. Sabah saatlerinde ilk işim kalkıp gidip seni şikayet etmek olacak. İlk işim ama yani. İlk işim kalkacağım, abdest alacağım, yüzümü yıkayacağım, gideceğim ve seni şikayet edeceğim. Bundan haberin olsun. Çocuğumu da yarından itibaren senin olduğun okula göndermiyorum. Tamam siz yarın yine de gelin, yine de bir görüşelim biz. Şikayet etmeden önce bir görüşsek iyi olur. Çünkü tamamen yanlış anladınız. Gerçekten. Yani kesinlikle ben kötü niyetle konuşmadım sizinle. Kesinlikle. Ya çocuğa da o kötü niyetle bir şey söylemedim yani. Siz yarın gelin çocukları bir rehberlikle görüştürelim. Hiç yanlış anlaşılacak bir durum yok aslında. Tamam ben yarın geleyim. Uzun bir kulak bulabilirsem kendime ya da bir kuyruk bulabilirsem geleceğim. Beyefendi lütfen bu şekilde konuşmayın. Gerçekten çok üzülüyorum şu an. Ne, niye? Neden? Bir eşek olarak size şu anki konuşmam anırma gibi mi geliyor acaba? Neden konuşmayayım? Ha? Tabii ki de hayır. Öyle şey olur mu? Yani ben burada ne güzel aradınız. Çocuğunuzun durumu kötüymüş şu an. Üzülmüşsünüz. İlgili bir babasınız maşallah. Arıyorsunuz, benle görüşüyorsunuz. Ben de diyorum yarın gelin yüzde görüşelim bu konuyu halledelim bitsin gitsin. Hanımefendi ben buradan size konuşunca gerçekten a i falan diye mi geliyor? Ha? Böyle mi geliyor size? Söyler misiniz bana? Tabii ki de hayır asla. Ben yarın okula falan gelmiyorum ama sizden eğer ki azıcık vicdanınız varsa bir şey rica ediyorum. Buyurun. Ekrem diye bir öğretmen daha var mı sizin okulda? Evet var. Telefonu kapatınca Ekrem öğretmeni arar mısınız acaba? Neden? Senin vermiş olduğun... O da mı demiş? Yok. Senin vermiş olduğun malzemeyle Serdar Gökalp beni aradı, bana bir telefon şakası yaptı de. Anlamadım. Şu an telefon şakası mıydı bu? Evet. Ben Serdar Gökalp, size Best FM'de bir telefon şakası yaptım. Ya bunu niye yapıyorsunuz? Ya burada ter döktüm sabahtan beri. Duşa girerseniz ayılırsın. Soracağım gerçekten. Bu arada bu söylemiş olduğum yani adını vermiş olduğum öğrenci de bu işin içinde. Onun da izni var, bilginiz olsun. Tamam ben onun notundan keserim, siz rahat olun. Peki artık ne dersiniz bilmiyorum. Teşekkür ederim, görüşmek üzere. İyi günler, iyi akşamlar. Sağ olun, teşekkür ederim, var olun. Alo. 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 Merhaba, Pınar Hanım'ı aradım ben. Evet buyurun benim. Suç takip merkezinden arıyorum ben sizi de. Sorularıma doğru ve net cevap verebileceğiniz bir yere geçer misiniz acaba? Pardon, nereden arıyorsunuz? Suç takip merkezinden arıyorum. Ya ben şöyle söyleyeyim. Adınız Pınar, doğrudur değil mi? Evet doğrudur. 1984 Sivas doğumlusunuz. Doğrudur. Evet doğrudur. 1900... Bir saniye, kapı çalıyor bir saniye. 1909. Hanımefendiciğim burada beklemesi gereken ben değilim, sizsiniz. Kapıyı başkası açsın. Bir saniye beyefendi, ben ne için aradığınızı bile anlayamadım, bir dakika. Ben anlatacağım size. Peki. Kimi dinliyorum sizi? Adınız Pınar. Evet. 1984 Sivas doğumlusun. Evet doğrudur. 95 yılında ailenin iş dolayısıyla İzmir'e taşındın. Doğrudur. 2005 yılında İstanbul'a geldiniz, İstanbul'da yaşadınız. Hala da İstanbul'dasın. Pardon, siz kimsiniz? Nereden biliyorsunuz bunları? Sen şimdi bana soru sormadan önce benim sorduğum sorulara bir doğru cevap verir misin lütfen? Bunlar doğru mu? Doğrudur, evet. Tamam. 471 ile başlayan TC kimlik numarası sana ait. Doğrudur değil mi? Evet doğrudur. Ne iş yapıyorsun sen? Bu sizi neden ilgilendiriyor? Hanımefendiciğim ya ben bu telefonu kapatayım, arkadaşlar gelsin alsınlar burada konuşalım, ya da benim bu sorduklarıma telefonda düzgün ve net bir şekilde tek cümleyle cevap verin. Hangisi? Yok bir dakika, benim ailem var, beni kimse gelip almasın şimdi. Tamam pasaportun kimseni. Var mı senin pasaportun, onu söyle. Var, evet var. Nerede pasaportun? En son arkadaşım yanlışlıkla almıştı, onlardı. Nasıl arkadaşın yanlışlıkla aldı? Arkadaşın yanlışlıkla almış olduğu pasaportunla yurt dışından buraya kaçak mal sakarken yakalandı. Şimdi kim kurtaracak seni? Yalnız böyle bir şey olmasa imkansız. Yalnız manınız yok. Bir daha beni dinle. Bak, beni dinle. Sen kimle düzelttin yanlış anlaşılmayı? Bana bir onu söyle bakayım. Kimle düzelttin yani yanlış anlaşılmayı? Yani bir evrak mevrak gelmişti bana. Yanlış anlaşılma oldu tamam, falan. Tamam, o evrak ne biliyor musun? Sizin olmadığınız anlaşıldı falan dendi bana ama. Bir dakika. Bak, en başta bir anlaşalım. Ben konuştuğum zaman şu anda ne sen, ne yanındaki başka birisi, ne benim yanımdaki başka birisi bu muhabbete dahil olmayacak. Bunu anladın mı? Anladım, evet. Ha, benim sorduğum sorulara tek cümleyle net, tek bir nefeste cevap vereceksin. Bunu anladın mı?
Bunu da anladım abi. Tamam, peki. Abi yok. Tamam, ne diyeyim ben size? Bana hiçbir şey demene gerek yok. Bana hiçbir şey demene gerek yok. Sen benim sorduklarıma cevap ver sadece. Tamam mı? Tamam. Pasaportun nerede şu an? Yani arkadaşım da henüz almadı. Sen niye kekeliyorsun? Sen hayırdır sen niye? Madem bu işleri hallettiniz ne bu heyecan? Hayırdır? Yani ben şimdi polis yani oldum. Yani mani yok, panik olmayacaksın. Beni o zaman da polisler aramıştı abi. Şimdi bak canım kardeşim. Bu arkadaşın senin pasaportunu yanlışlıkla senden aldı mı? Evet aldı, doğrudur. Tamam, bu pasaport bunda olduğu belli olunca sen yetkili arkadaşlarla konuştun, hallettin. Tamam. Evet. Tamam, bu işin o kısmı. Tamam mı? Yani, tamam. Evrağı yanlışlıkla aldığınıza dair o kadar. Tamam, bunda bir sıkıntı yok. Fakat senin pasaportunla yurt dışına çıkılmış, yurt dışından buraya gelirken de pırlanta getirilmiş. Bu nasıl olacak şimdi? Abi ama böyle abim, şey... Abim yok. İmkansız. Nasıl imkansız kardeşim? Nasıl imkansız ya? Ne yapacağım abi ben şimdi? Ama böyle bir şey olmadı dendi bana. Beni aradılar. Tamam düzelttik dediler ama. Neyi düzelttiler ya? Sen ne anlatıyorsun bana? Seni daha önce pırlanta işi için arayan oldu mu? Bir dakika bekle. Bir dakika dur, bekle bir. Serkan yaz. Bunu daha önce pırlanta işi için aramışlar. Buradaki isimlerin hepsini de al. Hayır, pırlanta için aramadılar abi beni. Bir saniye. Pırlanta için aramadılar. Pasaport için aradılar. Pasaport için. Senin pasaportun nerede kardeşim şu anda? Sevgi de şu an pasaportum. Sevgi burada şu an gözaltında. Pasaportun nasıl onda oluyor? Kaç kişisiniz siz? Bana onu söyle. Bir dakika bekle. Abi nasıl kaç kişi? Bir dakika dur. Demin ne anlaştık? Ben sormadan cevap yok. Tamam abi. Serkan aldığımız şahsın adı tamam Sevgi'ymiş. Tamam Sevgi burada şu anda gözaltında. Senin pasaportun nasıl Sevgi'de oluyor? Biz ben gittik Sevgi'de bu kızı... konuşabilir miyim abi ben? Çünkü Sevgi bana dedi ben getireceğim sana pasaportunu dedi. Nasıl konuşa? Burası sohbet sitesi mi kızım burası? Nasıl konuşabilir misin Sevgi'yle? Sana pasaportun nerede diyorum Sevgi'de diyorsun. Sevgi'de dediğin kişi burada. Sevgi şu anda bizim elimizin altında. Hiçbir şey yok. Bana da bu pırlantaları Pınar getirtirdi diyor. Çok istemişsin. Evlenecekmişsin. Yurt dışından abi, ucuza... Abim abi yok. Bana olanı anlat ya. Abi vallahi ailem beni öldürür böyle bir şey. Ben karışmadım ben böyle bir şey. Canım kardeşim bak şimdi bir dakika beni dinle. Sen şimdi bu kıza yurt dışına çıkarken ben evleniyorum bana yurt dışından bir şey getir dedin mi? Demedim abi ben öyle bir şey ya. Biz öyle bir şey konuşmadık onunla. Nasıl demedin? Parfüm falan mı istemedin? İstemedim ha, parfüm istedim de hani şey olarak istemedim. Çal getir falan al getir demedim öyle şey yapmadım yani abi. Şimdi bak bir dakika sen güzel bir kardeşe benziyorsun. Tamam mı? Sen ne iş yapıyorsun? Söyle bakalım. Vallahi abi benim bir suçum yok. Ben muhasebede çalışıyorum abi ya. Şimdi bak ortada bir yurda giren kaçak bir pırlanta var. Tamam mı kardeşim benim? Tamam abi. Beni anlıyor musun? Anlıyorum ben seni. Şimdi ya senle beraber birinin adını daha söyleyeceksin. 3 kişi ben sizi çeteye takacağım. Tamam mı? Abi o benim bir suçum yok ki. Ben sana nasıl isim vereyim şimdi abi ya? Ya vallahi suçun yok madem şey senin pasaportun niye başkasında ya? Senin abi, pasaportun niye... Abi yok benim lafımı kesme. Senin pasaportun hala niye bunda peki? Bana onu söyle. Seni yetkili arkadaşlar aramış. Pasaportla getirmiş, alakalı getirmiş, konuşmuş da. Lafımı kesme sen. Benim. Benim lafımı kesme. Abi. Dinliyorum. Ne yapacağım ben şimdi abi? Ben ne yapabilirim? Bunu aileme duyurmadan ben ne yapabilirim şimdi abi? Ne yapacağız şimdi? Bir dakika bekle şimdi. Bir dakika bekle dur. Bir dakika dur. Kaydı bir dakika kapatalım bir dakika. Çünkü seninle görüşmelerimiz... Kaydı mı aldınız abi beni? Bunlar senin ifaden olacak kardeşim. Sen ne zannediyorsun ya? Sen oradan buraya pırlanta sokturacaksın. Ondan sonra kayda mı aldınız bunu? Abi ben sokturmadım pırlanta. Vallahi ben sokturmadım. Bir dakika dur bekle. Kaydı kapatacağız bir dakika dur. Tamam. Senin adın Pınar mıydı? Evet abi. Şimdi bak ortada bir şey var tamam mı? Tamam. Ya bunu ikiniz bölüşeceksiniz ya birinizden birisi bu işi sırtlanacak. Anladın mı kardeşim? Abi oğlum ben bir şey yapmadım ki abi Sevgi sırtlansın o zaman ben bir şey yapmadım ki abi yani. O da sana atıyor. Şimdi yok, bak şöyle bir olay var. Bak şöyle bir olay var. İkiniz sırtlanırsanız burada bir ki en az 35 sene yatarsınız haberiniz olsun yani. Abi benim hayatım kayar abi benim ailem bana ihtiyacı var abi ben böyle bir şeyin altına giremem Sevgi yansın o zaman abi yani. O zaman şimdi bak şöyle bir şey yapacağız. Ne yapacağım abi? Ben şimdi kaydı bir dakika dur heyecan yapma ya. Bir dakika dur. Ben sana anlatıyorum ne yapacağımı. Şimdi ben kaydı tekrar başlattığım zaman sana diyeceğim ki pırlanta olayıyla alakalı ne biliyorsan anlat. Ben suç takip merkezinden arıyorum diyeceğim sana tamam mı? Tamam. Sen de diyeceksin ki abi biz bununla eski ev arkadaşıydık. Benim haberim olmadan benim pasaportumu çalmış. Yurt dışına çıkmış. Gelirken de benim pasaportumla yurt içine girmeye çalışıp pırlantaları elmasları benim pasaportuma kaydettirmeye çalışırken yakalanmış.
Ben yetkili abilere de anlattım. Bu şahısla kesinlikle ve kesinlikle çok fazla bir ilgim yok. Maddi sıkıntılardan dolayı kendisini yanıma ev arkadaşı olarak almıştım. Fakat odasında bazı ziynet eşyaları, altınlar, kolye... Bak bunu mutlaka söyleyeceksin. Duydun mu? Odasında bazı ziynet eşyaları, altınlar, pırlantalar var. Bunlar ne diye sorduğumda bana avize taşı olduğunu söyledi diyeceksin, tamam mı? Tamam. Tamam abi. Peki ben böyle ifade verirsem kurtulacak mıyım abi? Benim ailemi kimse aramaz değil mi abi? İlk mahkemede çıkarsın. Peki bundan ailemin haberi olacak mı abi? Olmaz değil mi abi? Ne olur gözümü yaymayayım abi. Söylemesinler ya gerçekten. Zaten kanat geçiyorum. Mahvolur ailem abi yani, ya. Bana ihtiyaçları var. O zaman şöyle yaparsın. Sen yıllık iznini kullanırsın, tamam mı? Mahkemeye çıkacağın tarih yıllık izninden düşerler. Sen sanki izindeymişsin gibi algılar herkes. Ailem falan da. Duydun mu beni? Sen şimdiden sağda solda böyle tatil fotoğrafları çektir. Mahkemedeyken biz seni çünkü burada bir süre misafirimiz edeceğiz. Sen misafirdeyken ben sana güzellik yapar, telefon veririm. Sanki tatildeymişsin gibi fotoğraf paylaşırsın, tamam mı? Tamam abi, tamam. Peki. Şimdi kaydı başlatıyorum. Dediklerimi anladın değil mi benim? Anladım abi, anladım. Tamam. Bak evet. 30 kişiyi daha arayacağım. Beni sakın uğraştırma. Hemen şu işi halledelim. Tamam abi. Tamam. Bekle tamam, dur kaydı başlatıyorum. Tamam, ne istiyorsan söyleyeceğim abi. Dur. Tamam. Alo. Alo. Pınar Hanım'la mı görüşüyorum? Evet, buyurun benim. Ben suç takip merkezinden arıyorum. Bu pırlanta işiyle alakalı bazı soracağımız sorular var size de. Biz sormadan siz bir anlatın isterseniz bir bildiklerinizi bize. Ben anlatayım o zaman size şimdi. Sevgi benim ev arkadaşım. Biz 2 yıl önce birlikte yaşamaya başladık. Kendi ailevi sıkıntıları olduğundan dolayı da işte yani sürekli yurt dışına gidip geliyordu zaten. Niye kekeliyorsun sen? Sen niye kekeliyorsun? Kekelemiyorum abi, anlatın dediniz ya, ben şimdi işten geldim de yorgunum, o yüzden böyle soluk solayken anlatıyorum. O yüzden yani hani. Bir baştan al şey bir yapmayın. Daha. Baştan al bir daha. Biz orayı montajlarız, sen baştan al. Evet, sanki ben sana sormuşum gibi. Hadi çabuk ol bak, son şans. Eğer ki bu son şansında da benim söylediğim gibi anlatmazsan bu telefonu kapatıyorum. Şu anda ikametgahının olduğu adresinden geliyorlar, seni tamam alıyorlar. Tamam abi, tamam. Tamam abi. Duydun mu beni? Duydum abi. Tamam. Hadi başla. Alo. Başla. Sevgi benim ev arkadaşım. 2 yıl önce birlikte yaşamaya başladık biz onunla. Sürekli yurt dışına gidip geliyordu zaten. Benim pasaportumu almış bir gün yanlışlıkla. Ama onunla ilgili bir düzeltmeler falan oldu. Ya işte yanlış anlaşılma düzeltildi falan diye beni aramışlar. Kestik. Bir dakika. Bana bak. Ben sana böyle mi anlattım? Nerede pırlanta? Nerede elmas kaçakçılığı? Söyleyeceğim abi. Bir de onlara sıra gelmedi. Ne demek söyleyeceğim? Yanlış anlaşılma olmuş diyorsun. Tamam kardeşim. Ben telefonu kapatıyorum. Seni de abi, gelip alsınlar. Tamam. Bir dakika. Sen bir daha o zaman tekrarla. Ben şimdi çok korktum ya. Bir şey yapamadım. Toparlayamadım abi. Sen bir daha bana tekrarlar mısın onu? Korkmuş halin bu mu senin? Seni buraya alır getirir bir korkuturum. Bir daha hayatın boyunca gülemezsin abi, yapma bak. Gözüm yanayım abi. Kim var şu an evde? Şu an evde kim var? Erkek kardeşim var şu an ama duymuyor beni. Şeyde lavaboda o abi. Şimdi bak. Bu senin pasaportunla beraber çıkıyor. Tamam mı? Tamam. Buraya gelirken pırlanta, altın, ziynet eşyası alıyor. Hı. Yanlışlıkla senin pasaportunu çıkartıyor. Yanlış olduğunu görünce de çaktırmıyor. Senin pasaportunu işletmeye çalışırken yakalanıyor. Sen de diyorsun ki bu kızdan ben bu işleri bekliyorum. Odasında zaten ziynet eşyası çok. Altını, elması, pırlantası çok. Bunlar ne diye sorduğumda bana avize taşı, süs, bileklik falan dedi. Demek ki bunlar elmasmış. Ben kesinlikle bu suçlamaları kabul etmiyorum. Kendisinin bu işleri yapabileceğiyle alakalı mahkemede şahitlik etmek istiyorum diyeceksin. Mahkemeye tamam. De geleceksin. Bu kız elmas kaçakçısı diyeceksin. Yoksa 35 sene yatarın var. Beni duydun mu? Anladım abi, tamam. Hangisi? 35 sene mi? Mahkemede şahitlik mi? Mahkemede şahitlik yapacağım ben abi, tamam. Tamam, hadi. Başla, anlat. Şimdi abi biz bu sevgili ev arkadaşıydık. Bu benim pasaportumu alıp çıktı yurt dışına. Niye çıktı? Pasaportu sen niye verdin pasaportunu? Ben vermedim. Yanlışlıkla benimkisiyle karıştırmış herhalde kendisini. Sonra kendisininkini de çantasında bulmuş. Sonra dedi ki ben sana bunu getireceğim dedi. Benimkisiyle çıkış yapmış sonra yurt dışına. Onu çaktırmamış işte. Sonra gelirken de yine böyle ziynet eşya, işte elmas, böyle altın falan, böyle düzümlü eşyalar falan getirmeye çalışmış. Yine benim pasaportumla yapmış bunu. Ondan sonra ben onları eve getirdiğimde sordum. Bunlar dedim, bu altınlar, elmaslar ne burada bunlar falan dedim. O da bana dedi ki bunlar dedi avize taşı dedi. Hani önemli bir şey değil dedi. Değerli bir şey değil bunlar dedi. Demek ki onlar elmasmış. Demek ki elmas kaçakçılığı yapıyor yani abi bu. O zaman ben bununla şey olayım.
Yani mahkemede şahitlik de yaparım. Ben bundan şikayetçiyim yani. Ben pasaportumu bilerek vermedim Sevgi'ye. O zaman mahkemeye geldiğin zaman da pasaportumu da çalmış. Hatta ona sordum, haberim yok tamam diyeceksin. Tamam abi, aynen öyle diyeceğim. Tamam, o zaman şimdi şöyle bir şey yapıyoruz vallahi, kusura bakma. Bizim seni bugün bir görmemiz lazım. Sen şu anda evindesin. Demin abi söyledim. Gelemem vallahi. Sen gelemem değil, biz seni alıyoruz. Kaç biz seni alacağız. Biz seni şimdi alacağız. Sen şimdi yanına birkaç gün abi, bizim yanımızda kalacaksın. Temiz kıyafetlerini falan al. Tamam mı kardeşim? Abi almayın beni, ne olursunuz. Bakın ne isterseniz yaparım, vallahi almayın ya. Ne olursunuz, ben şimdi aileme ne diyeceğim abi? Bunu açıklayamam ben şimdi onları. Vallahi bak, şimdi mahkemeye gelip şahitlik de yapacağım. Kardeş, vallahi. Bana bak bana. Ben sana soru sordum mu? Sormadın abi. Sen neyin cevabını veriyorsun o zaman? Abi şimdi sen gelip alacağım dedin ya, ben bir tırstım abi şimdi, ben aileme ben ne söyleyeceğim değil, ben abi? Ben değil. Eli yüzü temiz çocuklar geliyor şimdi seni almaya. Benim de mesaim bitiyor. Artık yarın abi sabah görüşürüz seninle. Gelsinler seni alsınlar burada. Yalnız öbür kızın adı da neydi? Şey miydi, Sevgi miydi öbür kızın adı? Sevgiydi abi, Sevgiydi. Tamam, Sevgi'yle seni görüştürmeyecekler ki ifadede bir değişiklik olmasın diye. Sen şimdi ailene söyle de ki ben arkadaşıma gidiyorum kalmaya. 2-3 gün orada kalacağım de. Bizim çocuklar İzin da geliyorlar. İzin vermezlerse ne diyeceğim abi, ben ne yapacağım? Beni almasınlar abi bu akşam. Ben öyle gündüz yarın uğrasam olmaz mı oraya? Ne yapsam? Yarın gündüz uğrasam olmaz mı oraya yanınıza? Canım benim, ben seni ben anlatamıyorum ya. Ben seni şüpheli diye aldıracağım. Sen bana diyorsun ki yarın gündüz gelsek olmaz mı? Abi ama şimdi nasıl olacak? Ben ne diyeceğim ki? Her şeyi yapar mısın yani şu anda bizim seni almamamız için? Ya yaparım abi, vallahi almayın yeter ki, ne olursunuz ya. Tamam, dur lan. Kim açtı Allah'ım. Dinliyorum abi ben seni. Kıymalı börek yapar mısın? Abi yaparım, kıymalı börek köpeğin olsun abi senin ya. Tamam, şimdi arkadaşlar geliyorlar o zaman, kapıyı çalacaklar. Kapıyı çalan arkadaşlara bir tepsi kıymalı börek ver, onu getirsinler, tamam mı? Ne yapsınlar? Senin Erkan diye bir de sevgilin mi var? Evet abi, onlardan biliyorsunuz ya. Onlardan biliyorsunuz. Onu da alacağız. Neden? Onu niye alıyorsunuz abi? Çünkü o beni aradı. Dedi ki, ey ki Serdar Gökalp, kız arkadaşım Pınar'a bir telefon şakası yapar mısın dedi. Ben de onu yaptım şimdi. Ne dedi? Dedi ki, kız arkadaşım Pınar'a bir telefon şakası yapar mısın bu malzemeyle dedi. Ben de sana şimdi o telefon şakasını yaptım. Bir dakika. Serdar Gökalp. Serdar Gökalp. Ya onu, abi, onu bir dakika boş... ya, bir dakika benim kafam karıştı şimdi bu, bir dakika mahkeme. Şaka Sevgi, şaka telefon şakası. Nasıl bu telefon şakası abi, nasıl telefon ya. Telefon şakası bu, erkek arkadaşım pasladı bize Erkan. Sakin ona, gözüne öldüreceğim onu, mahkeme çıkacağım ben, onu söyleyin. Artık yani o kendi aranızda, izin olursa ne da bu şakayı yayınlıyorum. Ya kızı bile sattım ya şaka. Adım Serdar Gökalp. Virüs dağıldıktan sonra kurtulanlardan biriyim ve İstanbul'da yaşıyorum. Tüm frekanslardan yayın yapıyorum. Her gün akşam saatlerinde yayında olacağım. Güneş batmaya başladığında. Eğer duyuyorsanız, eğer beni duyan birisi varsa, saklanacak yer sağlayabilirim. Güvenlik sağlayabilirim. Yiyecek içecek sağlayabilirim. Eğlence sağlayabilirim. Eğer beni duyan varsa, kim olursa, lütfen, yalnız değilsiniz.